Kaç para istiyorsun ha? Kaç para? Sen beni ne sanıyorsun? Ben öyle biri miyim? Sen ne biçim bir insan olmuşsun? Bunları nasıl söylersin Cüneyt? Sayende canavara dönüştüm. Sayende kalbimin sesini duymaz oldum. Sayende delirdim. Hadi bitsin artık bu iş. Burada hemen itiraf et. Ateşin parası var diye yanında değilsin değil mi? Ha, itiraf et. Sus. Sus, daha fazla alçalma gözümde. İçimdeki Cüneyt'i kirletme. Benim Cüneyt'im bunları düşünemez. Aklının ucundan bile geçirmez. Benim Feriden bunları yapmazdı. Gözlerimin içine baka baka başkasıyla karıştırmazdı. Arkamdan iş çevirmezdi. İş mi? Yine iş çeviren ben miyim? Tamam. Aç bak. Kimmiş arkamdan iş çeviren? Devam et. Nasıl olacak bu iş? Önce Kemal'i inandıracağız samimiyetimize. Sonra da diğerlerini. Bahar da bize yardım edecek tabii. Sözümden çıkamaz asla, merak etmeyin. Handan? Nasıl başardın bunu? Ne yaptın da ikna ettin Bahar'ı Kemal'i bırakmaya? Annesinin hayatını kurtardım. Önce tehlikeye attım, sonra kurtardım. Annesinin ameliyat masraflarını ben ödedim. Ama Bahar ve benden başka hiç kimse bilmiyor bunu. Sen oğlumu sandığından da çok seviyorsun. Kemal düşmanı gibi görüyor beni. Bana yeniden güvenir mi? Bilemiyorum. Siz yeter ki yanımda olun. Desteğiniz olduğu sürece ben her şeyi hallederim. Güvenin bana. Ne var bunun içinde? Aç. Aç da gör kimmiş sahtekar. Feride, bunun içinde ne var? Neler çeviriyorsun sen? Bir şey çevirmiyorum. Aç bak. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Boş bu, boş. İyi yolculuklar. Cevap ver. O aldı. Ya kim neyi aldı Feride? Yeni bir yalan mı bu ha? Yeni bir entrika mı? Ne yalanı? Ne öylesi? Fiyatını arttırmak için bulduğun yeni oyun bu mu? Hadi söyle. Fiyatın ne? Hadi Feride söylesene. Bu adamları paradan başka bir şey için seçmiş olamazsın. Her şey para değil mi? İstediğin bu değil mi? Hatta benim metresim ol ha. Yeter. Yeter, sus artık. Canım yanıyor, sus.
birlikte. Nasıl bırakacağım ben seni? Sevgilim, yalvarırım beni affet. Seni ne kadar çok sevdiğimi asla unutma. Söylediklerine inanıyorsun. Sonra da gelip deliler gibi bana saldırıyorsun. Buraya benimle gelmenin amacı da bu. İçinde beni yok etmek, acını dindirmek, ezmek için. İçinde bir yerlerdeyim. Kafanda hala neden bu kadın benden uzak diye soruyorsun. Kimin yüzünden? Selim mi? Ateş mi diye soruyorsun. Ya neden bunlardan biri olsun istiyorsun? Çünkü aklın almıyor. Sen de benim sana yaşattıklarıma sen de inanmıyorsun. Kalbin inanmıyor Cüneyt. Sırf bunu kanıtlamak için bana para teklif ediyorsun. Eğer bu parayı kabul edersen herkes haklı olacak. Sen de kurtulacaksın, değil mi? Ama öyle değil. Bu doğru değil. Ben masumum Cüneyt. Kalbinin sesini dinle. Ya o Canan denen kadın ateşten para koparmak için çevirmiş o bütün oyunları. Gelip size anlatacaktı. Her şeyi söyleyecekti. Kimse bana bir şey söylemedi. O zaman bir etrafına bak. Benden nefret eden, yok olmamı isteyen insanlar var. Gör artık bunu Cüneyt, anla lütfen. Hadi diyelim ki o kızı her şeye ikna ettik. Kemal, o inatçıdır, dişlidir. Ama gururludur da, değil mi? Sırf gururu yüzünden terk etmedi mi ailesini? Soyadından, servetinden vazgeçmedi mi? Emin olun, bugüne kadar hiç olmadığı kadar kırılacak. Ama biz yapmayacağız bunu. Bahar yapacak. Siz onu reddettiniz. O da sizi. Sizden tek bir çöp bile istemiyor. Bunu onur meselesi yaptı. İşte tam bu noktadan yakalayacağız onu. Bahar sizinle işbirliği yapacak. Kemal'in gururunu kıracak. Sizden ev isteyecek, para isteyecek, servetinizden yararlanmak isteyecek. Kemal bunu asla affetmez. Onunla işimiz bittiğinde Kemal Bahar'ın adını bile anmayacak. Ayıracağız onları. Başaracağız bunu. Pekala. Hadi oğlumu o kızdan kurtaralım. İnşallah Feride bir şey anlatmamıştır. Günaydın. Günaydın Zühre anne. Cüneyt'le görüştün mü? Gece boyunca aradım ama duymadı herhalde. Toplantıdadır, odasında unutmuştur.
Umarım. Eylülcüm, Cüneyt seni seviyor. Benim oğlum sana bir söz verdi. Ve o her zaman verdiği sözü tutar. Merak etme. Sadece sözse bana verdiği... İşte o zaman endişelenirim Zühre anne. Çünkü aşk söz falan dinlemiyor. Canım benim. Endişelenme, ben yanındayım. Eylül, bugün önemli bir işin var mı? Yok, neden sordunuz? Ya Sevgi Hanım ameliyat oldu ya. Yanına da gidemedim, ayıp oldu. Osman'ın da onlarla ilgili bir şey duymaya tahammülü yok. Hani ben bir şeyler ayarladım. Gidemiyorum da sen hani... Ne demek Zühre anneciğim, ben götürürüm sizi. Siz hazırlayın ne götürülecekse. Sağ ol kızım. Kazım seni götürür, oradan da işe bırakır. Tamam. Günaydın Eylül. Cüneyt döndü mü? Henüz gelmedi. Anladım. Bir sıkıntı yok ya. Yok, yolunda her şey. İyi. Ben çıkıyorum. Ben Cüneyt'le geleceğim. Tamam, şirkette görüşürüz. Güle güle. Osman Bey. Seni de böyle zor durumda bıraktım ama. Ne demek Zühre anneciğim? Ay sağ ol kızım. Üzme onu, vallahi hakkımı helal etmem. Anne, nereden çıktı şimdi bu? Ay nereden çıktıysa çıktı canım. Üzmeyeceksin onu o kadar. O seni nasıl seviyorsa öyle seveceksin. Tamam mı? Sahip çıkacaksın sevgine. İçin bulduğun yeni oyun bu mu? Hadi söyle. Fiyatı ne? Ben ne aptalım? Ne yaptım ben ya?
O mu? Evet. Feride tekrar başlama. Kendine gel lütfen. Anlamıyor musun Tunç? Resmen bana para teklif etti. Şey için... Of ya... Cüneyt nasıl böyle biri oldu ya? Onu Eylül bu hale getirdi. Kendi gibi kuşkucu, nefret dolu bir insan yaptı. Biliyorum. Bunu ödeteceğim ona. Zamanı doldu artık. Ne demek şimdi? Feride, bir şeyler mi saklıyorsun sen benden? Hayır, bir şey sakladım falan yok. Sizi dinliyorum Osman babacığım. Planınız nedir? Eylül, bugün o Bahar denen kızın evine gidiyor. Eylül mü? Bizim şoför götürecek onu. Kazım. Başka bir adamım da şoförü takip edecek. Eylül Bahar'ın evinden ayrılırken bir köşeye sıkıştıracak, gaspa yeltenecek. Peki Bahar? O salak da buna şahit olacak. Ve onu kurtarmak için hemen kendini ortaya atacak tabii. Aferin sana. Ben de gelinimi kurtardığı için Bahar'a minnettar olacağım tabii. İyi de ya Eylül'e bir şey olursa? Ne canı, yanacak biraz. İnandırıcı olmalı. Ama kalıcı bir hasar bırakmaz. Hem sen Eylül'ü merak etme. Kuvvetlidir o. Cüneyt ilgilenir onunla. Harikasınız Osman baba. Aç artık Cüneyt, aç. Efendim Eylül. Cüneyt, merak ettim seni. Geceden beri arıyorum. Neredesin? Yoldayım. Geliyorum. Sen neredesin? Evdeyim. Eylül, evden ayrılma sakın. Geldiğinde seni görmek istiyorum. Tamam canım. Bekliyorum. Görüşürüz. Cüneyt'le mi konuştun? Evet. Buraya geliyor. Beni görmek istiyormuş. Oo, senden uzak kalınca değerini anladı tabii. İyi o zaman. Sevgi Hanımlara ben giderim. Sen evde kal. Aa, ya nasıl unuttum. İsterseniz ben götürebilirim. Olmaz. Cüneyt'i bekletme. Evde kal. E tabii. Cüneyt öyle söyleyince tedirgin oldun değil mi? Eylülcüğüm, önce seninle bir kahve içelim, ondan sonra giderim. Nasılsa vakit var daha değil mi? Tamam, olur. Hadi kalk. Asmış mıdır acaba ya? Asmamış işte. Kesin beğenmedi ya. Selam. Sonunda. Efendim? Ben yanlış mı duydum? Sen bana defol git falan demedin değil mi? Ya Handan, sen dün geleceğim dedin, neden gelmedin? Bir saniye. Gözlerim yaşarıyor şu an. Sen beni bu kadar bekler miydin ya? Handan, uzatma gözünü seveyim. Ne yapacaksa söyle, bir an önce yapalım. Vay vay vay. Sen kararlısın sahiden. Ben o sözleri öfkeyle söyledin sanmıştım. Bahar'la Kemal'e kıyamazsın sanmıştım. Acımak yok bundan sonra. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bahar'ı o Kemal denen heriften bir an önce kurtaracağız. Peki?
Bekleyeyim mi sizi Zühre Hanım? Pardon. Osman Bey arıyor. Aç ama sakın bir şey söyleme. Kazım. Çok acele şirkete geldim. Bir işim var seninle. Tamam efendim. Osman Bey acil çağırıyor efendim. Sen git, ben taksiyle dönerim. Sakın buraya geldiğimi Osman Bey'e söyleme. Vallahi hakkımı helal etmem Kazım. Tamam efendim, merak etme. Hadi selametle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Doldum. Cüneyt. Canım ne bu halin? İyi misin? Dün geceden beri arıyorum. Neden açmıyorsun telefonumu? Telefonum sessizdeydi. Fark etmedim bile. Zor bir geceydi Eylül. Ne demek zor bir geceydi? Toplantı mı kötü geçti? Toplantı dışında her şey çok kötüydü. Çok içtim. Sonra sızmışım zaten. Anladım canım. Feride? Feride? Feride ben uyandığımda gitmişti. Hani niye bu kadar içtim bir türlü anlamıyorum ki. Saçma sapan bir geceydi. Şirkete gidecektim. Ama kimseyi çekecek halim yoktu. Seni görmek istedim. Duş alayım. Sonra gelirim yanına. Cüneyt. Konuşmamız lazım. Bu halde mi Eylül? Çok önemli Cüneyt. Sana açıklamam gereken bazı şeyler var. Daha fazla beklemek istemiyorum. Bu zarfın içinde benim geçmişime ait bazı fotoğraflar var. Ateş bu. Evet. Sana anlatmam gereken bir şeydi bu. Şimdi zamanı geldi. Oğlum beni nasıl özlemişim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Eline sağlık. Anneciğim. Anne. Doğruyu söyle. Babam göndermedi değil mi seni? Şu basın toplantısı mıdır nedir o mesele için? Aşk olsun Kemal. Oğlumu özlemeye hakkım yok mu? Seni özledim geldim. Hem aynı zamanda Sevgi Hanım'a da ameliyattan sonra geçmiş olsun diyememiştim. Kusura bakmadınız değil mi? Ne münasebet canım. Olur mu öyle şey? Ah.
Buyurun lütfen. Niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı? Estağfurullah. Pijamalar sıcak tutar. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Efendim abi. Tamam, tamam 5 dakikaya geliyorum. Annem, benim işe gitmem lazım. Tamam oğlum. Ben yine gelirim. Keşke sen de... Anne, yapma. Ben gelmem oraya. Çıkayım ben. Hadi güle güle oğlum. Yine gel, tamam mı? Hı hı, gelirim, merak etme. Güle güle. Ah, pardon. Kemal! Oğlum, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok annem, sağ ol. Dur, belki lazım olur ha? Anne. Babamın hiçbir şeyini istemiyorum ben. Parasını da. Gücenme bana, tamam mı? Eylül, nereden çıktı bunlar? Hı? Neler oluyor? Bunlar 3-4 yıl kadar önce çekilmiş fotoğraflar. Eylül, Ateş'in ne işin var senin? Daha önceden tanıyor muydun onu? Hayır, hayır tanımıyordum. Yemin ederim tanımıyordum. Ben oraya bir arkadaşımla gittim. Ha, bak, önden giren adam Recep Bey. İstanbul'un tanınmış iş adamlarındandır. O gece bir iş almıştık. Onu kutlamaya gittik. Ateş de oradaydı. Şimdi bu fotoğraflar nereden çıktı? İşte orada Canan'ın parmağı var. Ateş'in boşandığı karısı mı? Evet. Buraya geldiğinde gösterdi fotoğrafları bana. Ateş çok hovarda bir adammış. Her limanda bir sevgili anlayacağın. Bu limanda da Feride. Eysi Canan kocasının bu huyundan haberdar olduğundan onu takip ettirmiş. Bu fotoğrafları çektirmiş. Bu da bana denk geldi. Peki sen Ateş Bey'i tanımadın mı görünce? Neden bir şey söylemedin bana? Tanımadım. Canan Hanım bana bu fotoğrafları gösterene kadar hatırlamadım bile. Ateş çok değişmiş. Zaten ben o gece onunla hiç konuşmadım. 3 yıl geçmiş aradan. Bilmek istersin diye düşündüm. Sonra da inanmazsın diye Recep Bey'i aradım. O da durumu anlayışla karşıladı. Seninle konuşmak istedi. Recep Bey, merhaba. Eylül ben. Yanımda nişanlım. Veriyorum. Recep Bey merhaba. Ben Cüneyt. Sizi dinliyorum. Kadercim, ben çıkıyorum. Bak buraya liste yaptım, alırsın değil mi? Alırım alırım Yıldız abla. Tamam canım. Patlıcan al. Kıymamız da yok. Bir musakka yapıver olur mu? Ferman sever. Biliyorsun değil mi yapmayı? Yaparım yaparım. Ha bilmiyorsan ona göre... Yok yok Yıldız ablacığım yaparım. Annem öğretti bana, biliyorum sen merak etme.
Tamam canım, kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Musakka. Bana bu kadar detaylı açıklama yapmayın lütfen. Bu sizinle ilgili bir durum değil. Efendim Feride. Anlattın mı Cüneyt'e? Yapamadım. Ne olur biraz daha bekle. Yeter artık. Bu iş çok uzadı. Senin yüzünden dün bana demediğini bırakmadı. Feride lütfen biraz daha zaman ver. Madem sen yapamıyorsun, ben yaparım. Tamam. Teşekkürler. Size de. Şimdi öğrendin mi işin aslını? Ateş. Seni hatırladım peki? Ya hani Ateş devamlı seni bir yerlerden hatırlıyorum deyip duruyordu ya. İşte demek buymuş. Ama o kadar önemsiz ki hatırlamaması normal. Neyse. Akşam konuşuruz. Ben bir Ateş'le konuşayım da. Nasıl istersen. Ama o da benim söylediğimden farklı bir şey anlatmayacak sana. Ben bir duş alayım. Oradan şirkete geçeceğim. Tamam canım. Tamam o zaman. Ben çıkıyorum. Akşam konuşuruz. Feride, dün gece için... Neredesin? Konuşmamız lazım. Evdeyim. Geliyorum. Buraya mı geliyorsun? Patlıcanlar soyulacak mıydı acaba ya? Neyse artık birazını öyle birazını böyle yaparım. Allah seni kahretmesin. Neredeyse yanıyormuş. Yıldız ben geldim. Yıldız abla yok, işi varmış. Doğru ya. Bugün derneğe gidecekti. Yemek mi yapıyorsun sen? Birazdan hazır olur. İyi, acıktım ben de. Kolay gelsin. Keşke annemi biraz izlemiş olsaydım ya. Hoş geldin. İstersen dışarıda konuşalım. Yanlış anlamasın biri. Yok, kimse yok. Gir. Dün gece haddimi aştım. Yani yaşananlar için... Bu ne? Dün gece yaşananların nedeni. Ben miyim yalancı yoksa etrafındakiler mi, öğren artık. Ne bunlar? Eylül Ateş'i uzun zamandır tanıyormuş. Ya anladın mı? E'si işte sana yalan söylemiş. Herkes için yalancı benim ya. Senin de gözünü kör etmişler. Ya anlasana. Bak işte gör gerçekleri. Bu fotoğraflardan haberim var.
Olanları Eylül anlattı bana zaten. Ne? O gece yaşananları tek tek anlattı bana. Şahitleriyle. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ay kusura bakmayın, beklettim ama ancak pişti. Olsun, önemli değil. Ne bu şimdi? Musa Hakkı. He. Sizin orada Musa Hakkı'yı böyle mi yapıyorlar? Yani hemen hemen. Gibi gibi. İyi. Gel otur. Ben de mi? Acıkmadın mı? Acıktım. O zaman ben bir tabak alıp geleyim. Dışarıdan söyleriz artık. Durakta çalışıyor Kemal. Geçici olarak. Kemal pırlanta gibi bir çocuk. Kendi mesleğiyle ilgili bir iş bulacaktır. İnanıyorum yani. İnşallah. Neyse. Ben artık kalkayım. Hoşçakalın. Güle güle. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen hiç çekinmeden arayın, olur mu? Biz artık akraba sayılırız. Sağ olun. Oğlum size emanet. Merak etmeyin. Ben sizi geçireyim Zühre anne. Kızım. Ne olur bunları kabul et. Hiçbir yardımım dokunmuyor size. Zühre anne, yanlış anlamayın ama kabul edemem ben bunu. Kemal için. Kemal çok üzülür. Gerçekten alamam. Sağ ol. Peki. Birazdan neye uğradığını şaşıracaksın Eylül'cüğüm. Zühre anne. Sabahki dosyaları odama götürür müsün? Tabii. Günaydın. Günaydın Eylül. Sen burada mıydın? Evet, biraz önce geldim. Bir şey mi oldu? Nereden geliyorsun? Evden mi? Evet, evden geliyorum. Ne oldu? Hiç. Zühre'ye soracaktım. Telefonuma cevap vermedi de. Evde miydi? Evet, ama alışverişe çıkacaktı o. Thank you.
Dur bakalım nereye? Aç şu telefonu Allah'ın cezası. Cüneyt görmüyor musun? Beni Eylül'ü zorlamasam gelip sana olan biteni anlatmayacaktı. Saklayacaktı. Yalan söylemiş işte, anlamıyor musun? Yeter Feride. Dün sana söylediklerim için kalbim sızlamıştı. Ama o kalp taş oldu yine. Kendi suçunu bastığın için insanları suçlamandan bıktım artık. Eylül'den ne istiyorsun bilmiyorum. Ama istediğin şeyi sana vermeyeceğim. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. O halde niye peşimdesin? Bana bir iftira atıldı. Onu temizlemeye çalışıyorum. Eylül'e, bana, babama, başkalarını çamur atarak mı yapacaksın bunu? Git Zeyim'i bul. Her şeyin başı o. Aksi halde sana kim inanır? Hı? Bulamıyorsun. Zaten bulsan da değişen bir şey olmayacak. O halde niye buradasın? Geriye tek bir şey kalıyor. Benim peşimdesin. Hadi itiraf et. Eğer benim peşimde değilsen intikam peşindesin Feride. Bunu yapmana asla izin vermeyeceğim. Ben senin canını yakmayı istemedim çünkü. İstemedin mi? Bak. Eğer bana ve aileme bulaşırsan senin canını yakarım. Hadi şimdi git buradan. Sen de gebertin. Bahar! İmdat! Bahar! Yaklaşma kızım, gitme! Saniyesine geçtim. Bahar yapma! Bahar! Bırak! Bırak çocuğu! Yapma! Bırak dedim sana! Bırak! Bırak dedim! Bahar! 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 İmdat! Bahar! Bırak! Bırak! Bırak dedim sana! Zühre anne! Bahar! İyi misin? İyiyim, iyiyim Zühre anne. Ben değilim. Deli misin sen? Canını tehlikeye attın. Zühre teyze, boynun kanıyor. Dur. İyisin değil mi? Tamam. Tamam kızım, ben iyiyim. Zühre teyze. Tamam, sağ ol. Sağ ol, sayende hayatım kurtuldu. Neyse. Böylesi daha iyi oldu. Daha iyi. Hadi. Ben bu çubukları kullanamam ki. Ben en iyisi bir çatal alayım ki. Olmaz. Her şey usulüne uygun olmalı. Bak şimdi. Böyle tutuyorsun. Tamam. Böyle. Yapamıyorum. Ne var bunda yapamayacak? Şunu şuraya sıkıştırıyorsun. Bunu da buraya. Şu parmağını hareket ettiriyorsun. Tamam mı? Çubuklar. Bu sabit, bu hareketli. Heh, işte böyle. Aldın mı? Olacak. Hadi soğutma, acıkmışız.
Bana neden söylemedin Cüneyt'e her şeyi anlattığını? Ben senin gibi değilim Feride. Cüneyt'e bir kere yalan söyledim. O da doktor meselesiydi. Tabii ya. Dün eve geldin. Çantamdan fotoğrafları aldın değil mi? Benden önce her şeyi anlatıp aklın sıra beni küçük düşürecektin. Sen başlattın. Beni tehdit etmeyecektin. Besleme. Bu yanında kalmayacak. Ateşle konuşacağım. Ondan öğreneceğim o gece neler yaşadığını. Yaşasın. Zarf sırası bende. Aç bakalım. Tanıyacak mısın? Nereden buldun bunu? Kim verdi sana? Zühranne daha iyi gözüküyor. İyi misiniz gerçekten? Tansiyonunuz çıkmış olmasın? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Limonunuz. İçin biraz iyi gelir. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah korumuş sizi. Ben nasıl duymadım ya? Anne sen değil. Kimse duymadı. Kış vakti işte. Sokaklarda kimse yok. Ucuz atlatmışsınız. Çok şükür. Bahar'ın sayesinde kurtuldum. Sağ ol kızım. Telefon. Osman Bey. Efendim Osman Bey. Sağ ol, iyiyim. Bahar'ın sayesinde kurtuldum. Ya sağ olsun. Adamın önüne atladığı gibi kurtardı beni. Çok teşekkürlerimi ilet. Sana bir araba göndereyim mi? Yok yok. Kimseyi göndermene gerek yok. Kemal gelince bırakır beni. Peki. Kendine dikkat et. Hadi. Dua et. Zühre'ye bir şey olmamış. Ne dediyseniz onu yaptım beyim. Siz arabadan çıkan kadın deyince. Tamam. Uzatma. Al parayı kaybol. Gel. Nereden buldun bunu? Kim verdi sana? Bir arkadaşım bilgisayarında buldum. Kimin? Fotoğraflara ulaşmam çok zor oldu. Ama bunlardan bir sürü var onda. Ya fotoğraflar çekilirken baygındım ben. Biri bana oyun oynadı. Ya baksana. Gözlerim bile kapalı. Tıpkı Selim'le o gece olduğu gibi. Belki de zevkten kendinden geçtin. Kim bilir? Nasıl geçti eline bu fotoğraflar Eylül? Kim yaptı? Yakınındaki biri. Tunç. Çok şükür Zühranne'nin bir şeyi yok. Aslında böylesi daha iyi oldu Osman Baba. Yani artık samimiyetimize inanacaklar. Bahar eşinizin hayatını kurtardı. Doğru. Artık onu gelinim olarak bağrıma basabilirim. Kesinlikle. Ah be annem. Niye çağırmıyorsunuz beni? Her şey birdenbire oldu oğlum. Sağ olsun. Bahar kurtardı beni. Ya birinize bir şey olsaydı? Ne yapsaydım? Olmadı işte. Sağ olsun Bahar. Baban sabahtan beri arayıp duruyor. Merak etmesin. Kalkayım ben artık. Her şey için teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Her şey için teşekkür ederim. Burada olduğunu biliyor mu? Söylemek zorunda kaldım. Neyse. Ben bırakacağım seni. Tamam. Zahmet etmeseydin oğlum. Bir taksi çağırırdık. Tunç mu?
Niye şaşırdın bu kadar? Sanki güvenini suistimal etmiş gibi. Tunç'la aranda bir şey yoktu değil mi? Yok, yok. O zaman fotoğrafların ne işi var onda? Bence bunu mutlaka Tunç'a sor. Gelmiyor musun? Yok anne, ben gelmeyeyim. Ne zaman istersen ben gelirim. Ama buraya değil. Kemal, öyle bir konuşuyorsun ki içim acıyor oğlum. Hep böyle mi gidecek bu küslük? Üzme sen kendini. Dikkat et, tamam? Bir daha da geleceğin zaman bana haber ver. Ben alayım seni. Bahar'a benim yerime teşekkür et. Annenin hayatını kurtardı. O olmasaydı belki de... Neyse. Teşekkür et işte. Güle güle oğlum. Belki bu vesileyle barışırsınız oğlumla. Affedersin Kemal'i. Sen iyi misin? İyiyim. Çok şükür. Bahar'ın sayesinde. Merak etme Zühre Hanım. Oğlumuza kavuşacağız. Ama yanında o kız olmayacak.